Evet arkadaşlar, bu videoda kabuk ve disk metodunu anlatacağım. Hacimde kullanacağımız kabuk ve disk metodunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bir soru üzerinden gidelim isterseniz. Geçen internette de tartışıyorduk. Y eşittir kökü x ekseni ve x eşittir 4 arasında kalan bölge olsun. Bu bölgeyi biz işte y eksen etrafında veya farklı doğrular etrafında çevirelim. Şimdi A şıkkında y ekseni diyelim mesela. Y ekseni etrafında çevirdiğimizde oluşan cismin hacmini tartışalım. Şimdi bundan grafiklerini çizeceğim. Y eşittir kök x'in grafiği bu. Sadece üst kol. Karesini alınca elbette ki y eşittir kök x'in her iki tarafın karesini alınca x eşittir y kare. Şu aşağıdaki negatif kol da geliyor. Ama biz biliyoruz ki y kare x eşittir y ya kök x'tir veya eksi kök x'tir. Bu aşağıdaki kol eksi kök x ve bu soruda eksi kök x ile hiçbir alakamız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki x eşittir 4 doğrusu var. Yani bölgemizin bir sınırı y eşittir kök x doğrusu. Bir sınırı x eşittir 4. Buradan da sınırları. Peki diğer sınırı ne? Diğer sınırı da x ekseni. Bakın bir sınırı burası, bir sınırı burası, bir sınırı da burası. Demek ki bizim bölgemizin şurası. Bu bölgeyi sonra diyor ki y ekseni etrafında çevirirsek oluşan cismin hacmi ne olur diyor. Şimdi bu cismin hacmini bulmak için önce bunu hangi eksen etrafında çeviriyorsak o eksenine göre simetriğini alıyoruz. İsterseniz ilk önce kabuk metot, Schell metotla yapalım. Şimdi Schell metotta arkadaşlar, yani kabuk metodunda şeyimiz şu, formülümüz şu. 2 pi vh dA. Peki niye formülümüz bu? Çünkü Schell metotta, yani kabuk metodunda göreceksiniz arkadaşlar, kesitimiz bir silindir olacak. Yani bir bant olacak. Şimdi burada o kesiti nasıl oluşturacağız? Şuradan bir tane şöyle bir parça alalım arkadaşlar. Şimdi bu parça hangi eksenedik? X eksenedik. Dolayısıyla dx diyorum. Mutlaka o zaman x'e bağlı bir integral yazacağım ve şuranın uzunluğu da 0'dan x'e kadar olan şu uzunluk da x kadar olacak. Şurası da x gibi. Peki bunu y eksenine göre simetriği şudur. Ve bunları birleştirerek bir silindir oluşturuyorum. Yani bir koli bandı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Derste örnekle öğrencilere gösterdiğim bu koli bandını oluşturuyorsunuz. Peki içi boş bir koli bandı oluşturduk. Bu bizim oluşan cismimizin, yani bu bölgeyi y ekseni etrafında döndürdüğümüzde oluşan cismimizin bir kesiti. Ve o kesitin integrali x'i 0'dan 4'e kadar götürdüğümüzde, şu x'i 0'dan başlayıp 4'e kadar götürdüğümüzde oluşan bu silindirlerin toplamı bize bu cismin hacmini verecek. Peki bu silindirin integralini, yani kesitin, daha doğrusu cismin kesitini, integralini almamız lazım. Peki bunun alanı ne? Yüzey alanının integralini, alanının integralini alacağız. Bunun alanı açtığımızda 2 pi ve h olduğu için yüzey alanı 2 pi ve h'ı yazmamız lazım. Peki o zaman hacmimiz 2 pi çarpı v'miz ne? Yarıçapı, dikkat edin silindirin yarıçapına. Yarıçapı şu. Dolayısıyla yarıçapımız x çarpı yüksekliğimiz de şu. Yani yüksekliğimiz de kök x. Ve söyledik, x eksenine dik aldığımız için mutlaka dx integrali yazılacak, mutlaka x'e bağlı yazacağız. X'in sınırları da 0'dan 4'e olduğu için bunun bu integralin cevabı bize şeyi verecek. Bu cismin hacmini verecek. Peki aynı bölgeyi disk metotla yapsaydık. Şimdi disk metotta adı üstünde kesitimiz disk. Dolayısıyla
çember olduğu için pi re kare değerliyor. Peki burada o zaman ben r'yi belirlersem olayım bitecek. Peki diski nasıl oluşturuyorum arkadaşlar? Şimdi şekli tekrar çiziyorum. Şekli tekrar çiziyorum. Y eşittir kök x, x eşittir 4 ve x eksenini gördüğümüz buydu. Bunun y eksenin etrafında döndürüyorduk. Simetriği buydu. Peki bu cismi çerçeveleyecek biçimde bir disk çiziyoruz. Bakın bu disk hangi eksenidik? Y eksenidik. Dolayısıyla bu sefer integralimiz d'ye, y'ye bağlı olacak. Muhakkak. Veya d'ye yazıyorum. Şimdi burada da arkadaşlar diskimiz buydu. Ama dikkat edin, böyle bir disk aldığımızda bunun yarı çapını tamam bulabiliriz. Yarı çapı nedir? 2 birimdir. Pardon, 4 birimdir. Şurası 4'tü. Çünkü bu diski burada değil de nerede alırsanız alın, yani biraz aşağıda da alsanız diskinizin yine yarı çapı 4 olacak. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Diski böyle bir yatay disk aldığınızda şu o cismin ortası boş olduğu için şurada cisimde olmayan şu parçayı da aldınız. Bunu çıkarmanız lazım. Peki o zaman işte Washer metodu dediğimiz şunu kullanacağız. Yani pi re kare ise pi re kare diye kullanacağız. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani büyük diskten küçük diski çıkartalım. Peki büyük diskimizin yarı çapına biz 4 demiştik. Dolayısıyla pi çarpı 4'ün karesi eksi pi çarpı küçük diskin yarı çapına bakalım. Şu. Bu neydi? Y eşittir. Kök x'ti. Ama bana y'ye bağlı bir integral yazdığım için buraya y'ye bağlı bir şey yazacağım. Yani x'im ne? Y kare. Yani şu uzunluk y kare. Çünkü şu x eşittir y kare ile belli. Dolayısıyla buradan y karenin karesi alacak. Bu da y'nin sınırları olduğu için artık şurası da 2 olduğu için diski çünkü y boyunca 0'dan 2'ye integral aldığımızda bu bölgeyi tarıyoruz. Diskler bir sürü disk çizerek bu bölgeyi tarıyoruz. Bu yüzden y'nin sınırlarını alacağım. 0'dan 2. İki integralin sonucu da aynıdır. Bakıyorum dakikamız kalmış mı? 5 dakikamız kalmış. Peki ben şu örnekte arkadaşlar kabuk metodunu anladım. Kabuk metodu tabi kolay bir metot değil. Ben Optik'e geldiğimde bilmiyordum işin açıkçası. Hatta ilk yılda ezberleyip gitmiştim soruları ezberleyip ezberden falan yazıyordum. Daha sonra ikinci yılımda mantığını öğrendim. Ve mantığını öğrenirken de şu örnek çok faydalı olmuştu bana. Shell metotta. Yani kabuk metotta. Şimdi mesela aynı şeyi düşünün arkadaşlar. Aynı bölgeyi düşünün. Y eşittir kök x var elimizde. X eşittir 4 var. Bunu örneğin x eşittir 6 etrafında çevirelim. X eşittir 6 etrafını çevirelim. Şimdi bunun bu bölgeye göre simetriğini çizdiniz. Simetri nasıl olacak? Şöyle olacak. Buradan değil. Şöyle. Şuradan olacak. Ve şu şekilde olacak. Peki kabuk metodu yapacağız. Yani ne yapacağız? Bantı oluşturacağız arkadaşlar. Bantı oluşturmak için buradan bir parça aldınız. X ekseni dik olduğu için değil. Bunun simetriğini aldınız. Bu. Peki silindirinizi oluşturdunuz. Peki yarı çapımız ne? R'niz ne? Küçük R'niz. İşte burası bakın çok önemli. Dikkat edin X eşittir 6 etrafında çeviriyordu. Yani şu uzunluk 6'ydı. Diğer tarafta şurası x'ti. Dolayısıyla yarı çapımız
6 eti X oldu. X eşittir 6 etrafında çevirdiğimiz için. Şu yarıçap. Çünkü bakın şurası 6 dilim. Şurası da X dilim. Dolayısıyla şurası 6 eksi X oldu. Ha şimdi aynı. Peki. Dolayısıyla 2 pi ve H yaptığımızda şey cevabı bulacağız. O zaman yazıyorum arkadaşlar integrali. X'in sınırları gene aynı değişmiyor. Bölgemiz aynı. Baştaki bölgede 0'dan 4'e bu dx'i taratıyoruz. Dolayısıyla x'in sınırları aynı. 2 pi çarpı v'miz x eşittir 6 etrafında çevirdiğimiz için 6 eksi x h'ımız da kök x oluyor arkadaşlar. 6 eksi x çarpı kök x dx oluyor. Bu da kabuk metodunda özellikle yarı çapı neye göre belirleyeceğimizi anlatan bir örnek. Mesela x eşittir eksi 1 etrafında çevirdiyseydi bu zaman bakın uzunluk x eksi eksi 1 olacaktı. 6 daha büyük olduğu için 6 eksi x direkt y eksen etrafında çevirince doğrudan x x eşittir x'in etrafında çevirirsek bu bölgeyi x artı 1 olacak o zaman da v'miz. Onu belirlediğinizde kabuk metodunda yapabilirsiniz. Evet, son 1,5 dakikamız. Kameranın şeyi doluyor. Odamı göstereyim ben bu arada. Ben burası gördüğünüz gibi dağınık. Bu sistemin optu matematik bölümündesiniz. Bahçemizi de göstereyim bu arada. Burası arka bahçemiz. Kuşlarımız gördüğünüz gibi gayet matematik yapmak için uygun bir ortam. Burada hocaların odaları var. Hocaların odaları. Burası Cem Tezer'in odası. Tanırsınız eminim. Burası da otoparkımız. Peki son 20 saniye. Arkadaşlar benden bu kadar. Sınavda başarılar diliyorum hepinize. Yine çözemediğiniz sorular olursa yardımcı olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.